Evet, utanç verici o kanlı gecenin aslında en büyük kahramanlarından biriydi Türksat çalışanı Ahmet Özsoy. Ahmet Özsoy'un o geceki başarısına dair bilmeyenler için biraz kısaca anlatmak istiyorum. Ahmet Özsoy TRT'ye el konulduğu haberi gelir gelmez hemen harekete geçti ve yanında iki tane Türksat personelini aldı ve itfaiye araçları ve kepçelerle birlikte Konya sapağından Türksat'a gelen yolu kapattı. Ancak hain darbeciler Türksat'a helikopterlerle gelmeyi başardılar ve Türksat'tan TRT hariç tüm yayınların kapatılmasını istediler. Ahmet Özsoy ve arkadaşları hain darbecileri bir saat kadar oyalayabildi. Ancak bunu fark eden darbeciler hemen tesisi boşalttılar. Büyük çanak antene zarar verdiler. Ancak yine de yayını kesmeyi başaramadılar. Ahmet Özsoy daha sonra tekrar durumu kontrol etmek için Türksat'a geldi. Hain darbecilerle kahramanca çatıştı ve makinalı silahlarla tarandı ve şehadet şerbeti içti. Şimdi Ahmet Özsoy'un eşi Yasemin Özsoy ve çocukları Muhammed ve Abdullah canlı yayın konuğumuz. O geceyi ve Ahmet Özsoy'u şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Hemen mikrofonu Yasemin Özsoy'a uzatıyoruz. Yasemin Hanım, neler söyleyeceksiniz? O gece sizin için nasıl geçti? Gecenin başlangıcı hani çok sıradan bir gündü. Yani her zamanki gibi Ahmet Bey iş telaşındaydı. Mesaiden sonra işte geldi, yemeğini yedi, namazını çıktı. Bu arada telefon görüşmeleri yapıyordu. Ondan sonra çıkıyorum dedi, çıktı. En son evden ayrılışı o. Hani burada güvenlikten görevli olduğu için daha önceki bombalamalar vesaire. Hani bunları da biliyorduk ve güvenlik şeyi olarak hani çok bir telaşımız falan yoktu. Allah'ın izniyle inşallah hani nasıl diyeyim böyle bir onda da panik şeyi yoktu ama bir telaşı vardı. Yani hani o kadar gitti ve son işte 1'e 10 kala en son konuşmamız. En son ne konuşmuştunuz peki telefonda? Telefonda İşte biz dışarıdaydık ilk taramanın başladığında, sivil alandan başladılar. O ara evin içerisinde işte okumalarımızı falan yaptık. Sonra biz bunalınca hani Ramazan'da olsun, yaz akşamlarında falan Kamalya'da komşularımızla beraber otururuz. Yani vakit geçiririz. Kampüste bayram dönüşüydü, pek fazla kişi yoktu işte. Yine buradan bir komşumla beraber Kamalya'da oturduk. O ara helikopter sesi ve taranmaya başladı. Herkes kaçıştı. İşte sesler geliyor, ışıkları kapatın, yerlere yatın. Yere yattık. O arada hemen bir telefon Ahmet Bey'den içeriye girin. Son konuşmamız bu. 00:49. Sizi uyarmak istedi Evet, çatışmalar üzerine. bizi uyardı. Dışarıda olduğumu biliyordu, Kamelya'da olduğumu biliyordu. İçeriye girin dedi. Nasıl gireceğimizi bilemedik çünkü tepemizde. Nasıl olduysa o arada bir boşluk oldu yani hani helikopterler gitti. O arada hepimiz evlerimize koştuk. Eve geldik işte. Işıkları kapattık. Ondan sonra Kur'an okumak için işte hani arada bir yer var. Bütün kapıları kapattım hani bir yerden görünmesin. Işığımı açtım ve banyonun önünde hole oturduk. Kur'an-ı Kerim okuduk falan. Sonra işte bir kapı yumruklanmasıyla beraber irkildik. Kimler yumrukladı İçeriye. kapıyı? Kapıyı yumruklayan bizim Türksat personeliymiş. Ben adamcağızı tanımıyorum. Kolunda sargı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Allah razı olsun. Hemen dedi burayı boşaltıyoruz. Çünkü bombalanacak. Yani o gün geceki şeyime ben hala şaşıyorum. Ahmet Bey, küçük oğlumuz Ankara'daydı. Ya dedi hani siz Ankara'ya gidin isterseniz. Biz de yani Türksat ilk defa bir tehdit görmüyor. Her zaman her zaman tedbirleri alınır. Biz buradayız dedik. Biz seninle beraberiz dedik. Ama işte o panik haliyle gelince adamcağız. Artık sadece çantamızı aldık. Çıktık. Aşağıda komşumuz var. 1 aylık bir bebeği var. Bir de 1 yaşında. İşte dördümüz bizim arabaya bindik ve çıktık. Çıktık ama hani kavşaktan sola dönsek Ankara'ya doğru geleceğiz. Ankara'da bütün aile şey falan var ama karşımıza çıkacak olan polis ya da asker.
Bu insanlar kim, ne bilmiyoruz. Çünkü bizim askerimiz bize bunu yapıyor. Yani bizim Mehmetçiğimiz dediğimiz, bağrımıza bastığımız, dualarımızda onlara yer verdiğimiz insanlar bize bunu yaptı. Bebeklerimiz var, onları pışpışlıyoruz bir taraftan. Hadi dedik Konya yoluna doğru gidelim. Konya yoluna doğru gidelim, nereye gidelim? Bilemedik. Yani bu bebeklerin ne bezlerini almışız ne başka bir şey. Sadece can havliyle toparlanıp çıktık. Sonra işte Kulu'ya kadar falan şey yaptık. O arada genel müdür yardımcılarımızdan birinin eşi, Allah razı olsun, aradı. Ablacığım neredesiniz diye sordu. Dedim böyle böyle, yani Konya'ya doğru gidiyoruz. Yani hani bir mantıklı bir hedef var mı? Yok. Ama işte büyük oğlan orada okumuştu. İşte Konya çıktık. Mantık yok. Diğer taraftan Ahmet Bey'den haber alabiliyor muydunuz o süre içerisinde? Burada bir çatışma vardı siz giderken. Ahmet Bey'den bir haber yok. Çünkü daha evvelinde Ahmet Bey hani evden ayrıldıktan sonra işte büyük eniştem onu arıyor, şey yapıyor. Bir sürü telefon geliyor. En sonunda beni aradı. Dedi ki yani hani Hüsamettin abim falan ara söyle. Biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Ama telefonlarına dönemiyorum. Çünkü trafiğim çok yoğun. Söyle içleri rahat etsin. İyiyiz. Bir sıkıntı yok. Onun üzerine Hüsamettin abimi aradım ve söyledim. Dedim böyle böyle iyiler. Öyle şey yaptık ve en son konuşmam işte içeri girin sözü oldu. Ondan sonra bir daha şey yok ve ben bunun üzerine hani yoğun olduğunu bildiğim için onu rahatsız etmeye çekiniyorum. Yani hani önemli bir zaman ve her türlü telefon konuşması kıymetli, vakit kıymetli. Evet, ama bir çatışma içerisinde olduğunu biliyorsunuz değil mi eşinizin? İçeriye askerin girdiğini biliyoruz. Hani kurşun sesleri evet tepemizden şeyden dolayı o da var. Ama diyorum ya yani hani insanın basireti mi bağlanıyor? Ben o gece tarifi yok ya. Yani hani kimi insanlar söylüyorlar böyle içim yandı. İçim yangını yok. Yani kalbimde bir boşluk var. Yani tarifi yok orada. Mantık mı yok bilmiyorum. Yani orada da ne var ne yok onu bilemiyorum. Ben o geceki halimi tarif edemiyorum. Yalnız biz çıkarken işte erkeklerimize ellerini kaldırdılar, arabaları bıraktırdılar. Muhtemelen MİT miydi hani şey için gelenler. Yani içimi şey yapan, eğer aldığım bilgi doğruysa Ahmet Bey'in aracı tam Nizamiye'de muhtemelen onları o olay olduğu sırada biz de çıkıyormuşuz. Yani o olay bitmiş ve biz şey yapıyoruz, çıkıyoruz, sırt sırtayız ve orada haberimiz yok. Gidiyoruz yani hani gittik. Tuğba aradı, ablacığım dedi, Abdülkadir gitmesinler, dönsünler diyor dedi. Hani hafifledi burada. Dönüyoruz, dönüş yolunda şarjım az, oğlum diyor ki anne hani internetini falan kapat ki şarj ne yapacağımız, gece nasıl olacak bilmiyoruz. Sıkıntı olmasın, bir tarafta kucağımızda bebekler, onları pışpışlıyoruz. Bir tarafta telefonlara cevap vermeye çalışıyoruz. Herkes arıyor, arayan arkadaşlarım yani gerçekten seveni çoktu. Yani Allah onlar razı olsun. Arayanlar böyle ağlıyorlar. Diyorum ki ya Ahmet abinizden haber yok yani ondan. Herkesten haber var. Ahmet Özsoy'dan haber yok. Ben haber alamıyorum ama içeride rehineler varmış. Muhtemelen belki onların arasındadır diye bir ümit şey yapıyorum. Ondan sonra oğlum diyor anne diyor işte hani şey yap, koy verme kendini vesaire. En son işte küçük eniştemiz Fahrettin Bey'i aradım. Dedim hani ya ulaşamıyoruz. Ses seda yok. Yani aradım ve Fahrettin Hoca dedim yani artık ben dik durmak da istemiyorum. Dik de duramıyorum. Hani sanki normal ya bir şey olmayacak yok bir şey gibi şey yaparken artık orada kırıldım.
Sabah saatlerinde öğrendiniz değil mi? Bilmiyorum ki tam olarak saat kaçtı. Fahrettin Hoca'yı aradım. Hani gece 3'ü geçmişti herhalde. Gece 3'ü geçmişti ya da 3.30 falan. Hatta oradan dönerken işte kırmızı bir şeyler uçuyor önümüzden. Ben çok algılayamadım. Komşumuz işte delikanlı Zekeriya dedi ki abla dedi onlar füze mi dedi. Uçak savar mermisi falan. Bakıyorum hani ani frenler yapıyor çocuk. Şey yapıyorlar. Onları kurtarmaya çalışıyormuş araçları. Biz tam o arada Konya yolundan gelenler bilir. Çanakların göründüğü yerlerde yani TürkSat'la aynı hizaya gelmeye başlamışız. Oralarda şey yapılıyor. Tabii dumanlar falan var. İşte genel müdür yardımcımızın Abdülkadir Şener'in evine gittik. Ondan sonra kız kardeşim dönüyor. Büyük oğlum haberi olmuş ben geliyorum dedi ama bana hiç kimse bir şey söylemiyor. Yani ben diyorum ki ya biz iman etmiş insanlarız. Evet ömür bitecek. Böyle bir gerçeklik var. Eğer yani olduysa bir şeyler bana söyleyin. Hiç kimse bana bir şey söylemiyor. Büyük oğlumun da haberi var. Çok soğukkanlı. Hani diyorum bir şey olsa en azından Muhammed'in sesinden şey yaparım. Yok o da renk vermiyor. Ben dedi sabaha inşallah geliyorum. Uçak bileti aldım. Sonra uçaklar iptal olmuş. Ondan sonra çocuk karayoluyla düştüğü yollara geliyor bir taraftan. Abdülkadir Beylerin evine geçtik. Sanki bana fısıldaşıyorlar gibi geliyordu. İşte emin de olamıyorum. İşte kız kardeşim gelin, eniştenin geleceği haberini şey yaptım. Ben ev sahibimize söyledim. Böyle böyle onlar geliyorlar. Biz artık geçiyor. Hani onların evine geçeceğiz. Ablacığım dedi, Abdülkadir hani gitmesin, ablam beni beklesin diyor dedi. Size haberi vermek için sanıyorum. Çocukcağızım yani bütün gece boyunca Ankara Kazan, o kepçe, Ahmet abisini aramış, durmuş. Yani hani faraza bir şey söylemek istemiyor işte, bir ümit, her şey bir ümit şeyine. Ondan sonra hemen hemen aynı saatlerde geldiler işte kız kardeşimle onlar. Neyse biz onlarla beraber Keçiören'e geçtik. Annem, babam, herkes orada, ablamlar. Ondan sonra babam söyledi. Başın sağ olsun. Fahrettin Hoca dur dedi hemen kendini koyverme. Daha biz görmedik, teşhis etmedik. Yani Ahmet abiyi görmeden böyle bir şey söyleyemeyiz daha. Hadi bir ümit daha böyle yüreğinizde Allah yaşatmasın da yani bir ümit daha yaralıdır belki diye düşünüyorsunuz. Sonra hastaneye gidiyorlar işte oradaki adamcağız şey demiş. Evet demiş yani ben bu adamcağızı gördüm. Hastaları, yaralıları falan ziyaret etti onları sordu. Daha sonra da İşte iFrost var bu şeyde, Konya yolu üzerinde soğuk hava zinciri. Evet. Orada teşhis ediliyor. Şehadet şerbetini içmiş. Elhamdülillah ona çok yakıştı. Gerçekten o böyle bir makama layıktı. Allah razı olsun 26 yıllık birlikteliğimiz var. Ağrıtmadı, incitmedi. Ben de ondan razıyım. Gördüğüm kadarıyla herkes ondan razı. İnşallah Rabbim de razı olsun. Rabbim Resulü de ağırlasın. Tekrar başınız sağ olsun diyoruz Yasemin Özsoy. Şimdi demokrasi şehidimiz Ahmet Özsoy'un büyük oğlu Muhammed Bey ile konuşacağız. O geceyi çok kısa olarak bir de Muhammed Bey'den dinleyeceğiz. Neler söyleyeceksiniz? Ben Tekirdağ'dayım o akşam. Tekirdağ'da çalışıyorum. Olaylardan haber alınca işte Tekirdağ'da meydanlara çıktık. Orada haberleri vesaire takip ediyorduk. İstanbul'a gitmeyi niyet aldım. O yüzden eve gittim haberleri vesaire takip ederken saat 3 civarı bana haber geldi. Haberden sonrasında işte bir şekilde Ankara'ya gelmeye çalıştık. İstanbul çok sıkıntılıydı. Biraz zorlandık. Sabahleyin geldik. Yani milletimizden
Çok teşekkür ediyoruz. Yani onların sayesinde bu darbe girişimi başarısız oldu. Yoksa çok daha farklı bir güne uyanabilirdik. Elhamdülillah. Allah herkese kolaylık versin. Allah razı olsun herkesten. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Demokrasi şehidimiz Ahmet Özsoy'un eşi Yasemin Özsoy ve çocukları o geceyi anlattı. Biz de buradan Ahmet Özsoy'a ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.